Profesyonel voleybolcusun ha? Aynen kral. Siz yeniyorsunuz zaten, yedekler de yener dedi. İlk 6'yı çıkardı, 7'yi soktu. Arkas dövdü bizi tabi abi. Yaşadık mı ilginç bir olay var mı? Mesela şike görmüş olabiliriz. Ya da... Bakımlara geçelim abi, boşver. Girelim girelim değil mi? Teşrif. Derslerim inanılmaz kötü ya. Ama top görünce dayanamıyorum. Yasak değil mi size futbol? Yok değil, ısınma amaçlı. Ama kemik sesleri havada uçuşuyor. İstanbul Üniversitesi'nde bir tane antrenör var. Allah inşallah var ya abi, ölür. Sevmiyorum. 50 bin lira kadar falan bir şey. Yıllık. Evet. Maça bir çıktık, çocuklar seti alacak mecali yok. Karşıya topu atamıyorlar. Biz artık neler yapıyoruz abi? İddiada oynadık. Nasıl alacağız abi? Niye maçları veriyoruz yoksa? Peki başına bela gelmedi mi abi? Abi bedelini biz bir ödedik. Başkanlar falan ayıptı abi. Yazı gelmiş abi. Bu kadar. Antrenör men. Men. Hüseyin men. Hocam ön taraf yasak be. Tamam abi. Şöyle abi sağa yanaş, arkadaş da geliyor. Seni de başlat abi. Unutmayın, koronayı neyse abi bunu. Nasıl anlamam? Başlat abi sen şeyi. Ha. Gelecek. Bak. Sen ne iş yapıyorsun abi? Voleybolcuyum ben. Allah Allah. Aynen. Profesyonel mi? Evet. Şimdi sen oldu kralaya şimdi gördüm. Çaprazı mı kopardın? Hı. Sen bir şey mi yapıyorsun? Futbol oynuyorum ben de. Allah Allah. Ama çaprazı futbolda koparamadım. Çaprazı da ayaklarını da koparamadım. Ayak yediğinde mi kopardın? He. Bir ayak yedim. Korktum. Kral, iki dakika şu şeye gideyim. Bak, kral, tamam, bak kristal bardak alayım. Şunlar bunlar kalsın burada. Tamam. Ne dedim bu galiba? Profesyonel voleybolcusun ha? Aynen kral. Trabzon'da oynuyorum. Trabzonspor'da mı? Trabzon Akademi aynı bağlantılı. Peki, senden bir istirham olsa olur mu? Tabii kral. Şimdi ben, şu benim güvenlik kameram. Ben o güvenlik kamerasını yaz, böyle ilginç bir hikayesi olan biri biner mesela. YouTube kanalım var benim. Tamam, öbür taraftan binsene. Nasıl biniyor bu taraftan? Ne nasıl biniyor? Kapıdan mı bineceksin? İşte öyle röportaj yapıp, izin olursa paylaşıyorum. Tamam böyle, kral, olur süper. Mu? Olur mu? Olur, benim olur. Bu gözükmesin ama. Bir soralım hanımefendiyle. Güvenlik kamerasına çekiyor YouTube kanalı varmış, paylaşacak ilginç hikayeleri olanları. Olur mu? Biliyorsun hayat hikayem ilginç zaten. Ne anlatacaksın? Ne sorarsa anlatacağım işte. Evet, ben soru soracağım. Tamam kral, sor sen. Ben kral. Sen... Ya benim görünmemde bir sakınca yok mu? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Sen bana numaranı ver de kral. Biz tamam. Oraya gideceğiz. Sen oraya götür bizi de. Ha. Ben tam konum at var. Oraya onu atacağım sana. Nefe gitmeyeceğiz yani biz. Orada nefe gideceğiz. Nefe. Nefe biliyorum ben ama. Tamam tamam. Onun tam arka sokağından çocuğu alacağız. O yüzden. Ha. Yaş kaç abi senin? 22. Kaç yıldır voleybol oynuyorsun? Ben kaç yıldır oynuyorum ben? 10. 9 işte. 22. 11-12 senedir oynuyorum. Son 6 senemde profesyonel. 6-7 senemde bayağı profesyonel yani. Oynadığın takım hangi ligde peki? Yani şu an 1. ligde, Süper Lig'in bir altındayız. Hmm. Trabzon? Evet. Trabzon neydi? Uzantısı neydi? Akademi. Şey, mevkin nere peki? Ben liber oynuyorum, smaçör oynuyorum. Değişiyor. Yani hocanın ve o haftaki maçın zorluğuna göre oynadığımız mevki değişiyor tabii ki de. Şey, okul hayatı? Okul hayatım Nişantaşı Üniversitesi'ndeyim ben. Hala devam yani. Evet. Hmm. Son sınıfım. Aynı anda devam ediyorum ona. Nasıl peki spor başladı? Sayesinde girdim ben üniversiteye. Niye? Yani şöyle spor, yani akademik başarı, spordaki başarım daha fazlaydı benim. O yüzden Besyo'da biliyorsun parkurlar falan var. Tamam. Onda ben birinci oldum. Öyle aldılar. Zaten kaç? Yok. 220 puan mı? 230 puan mı ne aldım? Yetmiyordu ama o başarılı oldum parkurlarda. Ha. Onun sayesinde aldılar. Şimdi Besyo mu okuyorsun? Evet, Besyo okuyorum. Peki Besyo bittikten sonra yani zaten profesyonel voleybolcusun. Yani voleybol olmasaydı, Besyo olsaydı sadece ne yapardın? Besyo antrenörlük yapardım büyük ihtimalle. Öğretmen olmayı hiç sevmiyorum. Hmm. İstemezdim hayatta öğretmen olmak. Yani antrenörlük yapmayı da çok seviyorum. Şu anda da yapıyorum zaten aynı zamanda. Mesela yazın sezon bitince, o ölü sezon denilen zamanda antrenörlük yapıyorum ben. Benim Vefa diye bir antrenörüm var.
Onunla beraber yazın kalalım işte beach voleybolda. Oyuncular falan çalışıyor. Eczacıbaşı'nın altyapısından, Fenerbahçe'nin altyapısından kızlar falan geliyor. Genelde kız sporcuları çalıştırıyoruz. Erkekle çalıştırıyoruz ama bu aralar son bir iki senedir kız voleybolcuları daha çok. Toplumda genelde bizim futbol daha çok ön planda. Neden? Voleybola nasıl esti? Voleybol nasıl esti? Derslerim çok kötüydü benim. İnanılmaz kötüydü ama yani. Kaçıncı sınıftaydın o zaman? Üçüncü sınıftayım. İlk üçüncü sınıfta basketbol aynen oynuyorum. Basketbol oynuyorum o zamanlar. Ama abi derslerim inanılmaz kötü ya. Ama top ben görünce ben dayanamıyorum. İnanılmaz iyi yani. Topun her şeyinde futbol, basketbol, voleybol. Var bir şeyim yani. Bir yeteneğim var. Bizim abi hoca var işte, beden eğitimi hocası. Bana bir yaptı. Dedi, kandilin hepsinin 5 gelmesini istiyor musun? Evet dedim, istiyorum. Nasıl olacak? Bir yaptı. Bir şartla dedi. Basketboldan voleybola geçireceğiz seni dedi. Dedim. O şartla dedi, derslerin hepsini 5 yapacağım dedi. Tamam hocam dedim. Bir geldi karnı harbiden 5. Bu beni şevklendirdi böyle. Ben de ikinci sınıfta... Basketbolda çok mu iyiydin peki? Ya daha onda da yeni başlamıştım. Yeniydim daha. İyi mi kötü mü bilmiyordum. Yani neden böyle bir şey yaptı peki hoca? Yani niye böyle bir teklif yaptı? Bilmiyorum. Hiç konuşmadım. Voleybol takımı kuruluyordu o zaman. Benim de oturup hocam. Voleybol takımı da vardı. Ben mesela basketbol antrenmanları yapıyordum. Voleybol antrenmanlarına da gidiyordum. Katılıyordum. Ondan sonra voleybolda biz başarılı olduk bayağı. Beni aldı, biz bir sonraki sene İstanbul şampiyonu falan olduk. Allah. Türkiye'de derece aldık, 4 falan olduk. Peki sonra, futbol var mıydı bu ara? Futbol onlardan önce vardı. Ama futbolda mesela sınıflar arası turnuva falan oynuyordu. Ben çok iyi oynuyordum. Yine oynuyor musun futbol? Oynuyorum arkadaşlarla halı saha falan filan. Ya da bizim takımla beraber maç şeyden önce, antrenmandan önce ısınmayı futbolda yapıyoruz. Öyle mi? Fena geçiyor, kıyamet. Derbiden daha iyi yani. Şey, yasak değil mi size futbol? Yok değil, ısınma amaçlı ama kemik sesleri havada uçuşuyor. Öyle. Yani, millet sert sert giriyor birbirine, çok hırslı geçiyor maçta. İddialı baklavasına falan falan hepsi derece. Öyle sonra transfer oldum ben okuldan. Siyavuşpaşa'daydım, Kumport'a geçtim. Yani okula. Bu hanımefendi de voleybolcuydu o zamanlar. Eski voleybolcu. Siz de mi profesyoneldiniz? Yani lisanslıydım ama profesyonel olarak çok büyük takımlarda oynamadım. Okulda bir spor kulübü vardı değil mi? Neyse işte orada oynamıştım. Peki siz okuldan başka okula mı transfer oldunuz? Ben o okulda Siyavuşpaşa'daydım. Beni voleybol yüzünden Kumport'a aldı. Kumport o zaman en iyi okuldu yani. Evet. Sonra oradan, nasıl ondan geçtin sonra ben oradan? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altyapısını aldılar beni. Kumport'a gördüler, beğendiler. Sizi onlar mı çağırdı yoksa siz seçmeye falan mı gittiniz? Onlar çağırdı. Hmm. Bizim okulla anlaştılar. Okulun bizde şampiyon falan olduk ya, bu çocukları bize verin. O anda istiyorlar yani kulüpler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittik. Orada oynadık bayağı. 10 sene kadar falan İBB'de oynadık. Artık lisans her şey daha profesyonel. Tabii oldu. Canım, her şey profesyonel olmaya başladı. İşte nasıl diyeyim, eşofman takımlarımız falan filan, oturup kalktığımızda her şey profesyonelleşmeye başladı. Daha iyi oldu yani. Sonra işte İBB'de biz şampiyonluklar, başarılar, işte göze girmeler, daha işte daha iyi ortamlar, toplar daha iyi, salon daha iyi, zemin daha iyi, imkanlar daha iyi, yemek falan çıkıyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı para kazanmalara da başladık. Ben dedim ki herhalde oluyoruz. İyi. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir tane de antrenör var. Allah inşallah var ya abi, ölür. Sevmiyorum, ölür. Adı Ertan, izlesin yani abi. Sizin hoca mı diyorsun? Yok abi. Niye? Abi bir insan bu kadar çektiremez. Hakkım, onun hakkı varsa da haram etsin, benim hakkım varsa da haram zıkkım olsun. Niye ya, adam ne abi yaptı? Abi bir insan her... İkmanlarda mı çok yoruldu? Ya elimi kaldırmamdan bile bir insan tik olur mu ya? Neler neler yapıyordu bana. Mesela ne yapıyordu? Mesela ne yapıyordu abi? Ekstra antrenmana kalıyordum. Bana böyle bir takımı satıyorsun. Daha çok çalışıyorsun, sakatlanacaksın. Ne diyorsun abi ya falan filan diyorum. Şerefsiz, kıyamet kopuyor abi. Allah Allah. Tabii ya abi ya. Bize neler yaptı. Mesela onun zıt olduğu antrenör vardı, Vefa. Ben de Vefa abi. Bana deserler ki baban mı Vefa abi mi, Vefa abi derim. Şu o kadar seviyorsun. Çok seviyorum abi. Yani bir antrenör oyuncudan fazla. Ben onunla yakınım diye abi beni atmalar. Beni sevmemeler. Ben normalde ilk altı oynuyorum. İkinci altı bazen kadro dışı bırakmalar. Ya bir gün arkasında maç yapıyoruz voleybol takımı. Türkiye şampiyonasındayız. Dövüyoruz arkası. İlk seti aldık 25-19. Ne dövüyoruz derken yeniyorsunuz yani. Çok iyi yeniyoruz bayağı. Eze yeniyorsunuz. Aynen. Ne yapar hoca abi? Devam eder takımı değil mi? Böyle yaptı. Siz yeniyorsunuz zaten, yedekler de yener dedi. İlk altıyı çıkardı, yedeği soktu.
Arkas dövdü bizi tabii abi. Maçtan sonra böyle bir hepinizi lav edeceğim. Yok edeceğim hepinizi. Peki maçta yenildiniz mi? Yenildik, 3-1 yenildik abi. Kadroyu değiştirdi. Ondan sonra bir daha bizi soktu. Dikiş tutmadı bu sefer. Sokamıyor mu tekrar geriye? Soksa ne fayda abi. Arkas bir kere başladı. Ha. Tutamıyoruz. Peki abi şimdi profesyonelle yani Trabzon'a geçişin nasıl oldu? Ben ondan önce yani şeye gittim. İBB'de bitti benim. Maliye Piyango'ya geçtim ben. Orada oynadım bayağı. Bu arada ismin ne abi? Soy ismin? Aynen. Maliye Piyango'ya geçtim ben. İBB'den kavgalı ayrıldım bayağı. Bizim hakkımızı yediler. Yiyenlerin Allah belasını da versin. Hiç bela okumaktan da çekinmiyorum. Dönüp de dolaşıp gelmez abi onlardan. Onlar hayatımızı bitirmeye çalıştılar bizim. Her neyse abi. Biz tartıştık işte o hocayla. Hoca bizi yedi. Yedi yani abi. Tutamadı Vef abi falan filan. Diğerleri tutamadı. Bizi ben istemiyorum falan. Ya ben ya onlar. Bizi gönderdiler. Adam 15 senedir orada. Ondan sonra şey yaptılar. Ben takım buldum kendimi. Maliye Piyango. Anlaştım orayla. Biz o sene Türkiye 4.sü, 3.sü mü ne olduk? İBB 8'e bile giremedi. Reis'in onu kovdular. Bizi yolladı. Allah işte onu kovdular. 2-3 ay sonra. Sonra takım diplere buldum. Aynen. Maliye Piyango'yla anlaşmıştım. Sonra Ordu'yla anlaştım. Ordu'nun takımıyla. Aynı o zamanlar amatör müydü? İlk lige transferimdi benim. En üstün bir alt ligine. Ordu mu? Evet. Peki abi o dönemki yani ilk profesyonelle ilk lige geçişinde ne kadar yani bir bütçen oluyordu? Yıllık ya da aylık ne kadar kazanıyordun? Yani şöyle o zamanlar 50 bin lira kadar falan bir şeydi. Yıllık. Evet. Tamam. Ama biz yıllık değil. 8, 6, 6 ay. 6 ay 50 bin. Evet. Ama yani diğer zamanlar sonuçta tabii her sene yükseldi. Arttı gitti ama oraya gelene kadar canımız çıktı abi. Biz bir antrenman yapıyorduk. Gündüz 4 saat. Akşamda plaj voleybolu oynuyorduk 4 saat. Gündüz kuvvet antrenmanı, çabukluk antrenmanları daha fiziksel antrenman yoğunluklu geçiyordu. Hı. Akşamında da top antrenmanı yapıyorduk o Vefa dediğin kişiyle. O da şimdi trafik kazası geçirdi. Bayağı adam beyin kanaması falan geçirdi. Ölümden döndü. Şimdi çok iyi. Onun yanındaydım. İşte onunla bayağı hedeflerimiz falan var. O yani Allah ona eksik etmediği sürece iyi yerlere geleceğiz inşallah. İnşallah. O bizim arkamızda duruyor yani. Peki abi şu an kazancın ne? Özel değil. Şu anda neredeyse onun iki katı kadar falan. 100 bin lira falan. Hemen. 6 aylık. Evet. Ama bizim değişiyor şöyle. Primler falan oluyor. Biz bir prim alıyoruz. Uçuyor. Değişiyor. Çok değişiyor yani. Ya bir şampiyonluk gelse mesela. Şampiyonluk o 100 gelse. Bin lirayı katlar herhalde. Tabii canım. Yani ne maaşın kadar neredeyse sana prim veriyorlar. Maç başı. Aylık alacağını aylığa bölünce. Peki yaşadığın voleybol hayatında yani profesyonel hayatında yaşadığın ilginç bir olay var mı? Mesela şike görmüş olabilirsin. Ya da okullara gireceğim abi boşver. Girelim dur. Teşvik. Abi maça çıkacağız. Oynuyorum o zaman abi. Maça çıkacağız. Bizim maaşları vermiyor. Öyle mi dedik abi? Tamam. Takımca anlaştınız. Karşı takımda arkadaşlarımız anlaştık. Nasıl biliyor musun abi? İlk seti biz. İkincisi o kafa kafaya gider. Kimi yeneceği belli olmaz. İlk seti biz alacağız çocuklar tamam. İkinci seti siz alacaksınız. Tamam. Üçüncü seti biz alacağız. Tamam. Dördüncü seti siz alacaksınız. Tamam. Onların bir iddiası da yok abi. Biz playoff'a gideceğiz. Playoff'a kalacağız. Şampiyon olduk zaten o senede. Çocuk böyle attık. Son sette dedik hiçbir şey yapmayacağız. Kim kimi yenerse kapışacağız dedik. Hadi bakalım. Maça bir çıktık. Çocuklar seti alacak mecali yok. Karşıya topu atamıyorlar. Biz artık neler yapıyoruz abi. Son sette. İddiada oynadık. Kazanacağız abi. Niye maçları veriyoruz yoksa? Ne maaşımız, yıllık maaşımız kadar iddiadan para kazanacağız. Ben o sene Dubai'ye tatile gittim abi. Düşün yani. Her bu neyse. Bayağı riskli bir konu yalnız ha. Aynen işte o yüzden ismimi soy ismimi sen abi biblet gözünü seveyim. Tamam ismi soy ismi bibleteceğim. Onu şey yapalım. Zaten yüzünde maske var. Aynen. Her neyse abi. İşte abi biz iddia oynadık. Toplam takım en az 200-300 bin lira para kazandık. Peki başına bela gelmedi mi abi bunlara? Abi bedelini biz bir ödedik. Başkanlar falan ayıktı abi bizim hesapları kontrol. Maaş yatmıyor biz maaşı yatırın diye ses etmiyoruz. Umurumuzda mı? Parayı koymuş herkes 50'yi 40'ı cebe herkes indirmiş. Ha iddiada. Aynen abi başkan bizi bir şikayet etmece. Biz yargılandık. Bayağı yargılandık yani bizim için.
biraz gidelim o konuma gidelim abi. Bizim için kötü zor zamanlar geçti de kurtardık, kanıtlayamadık. İşte annemin adına, babamın adına falan da ben çekip talepleri, siteler, miteler onların adına hep. Ondan kurtardık yani abi. Ve şey oldu. Peki bunun haricinde başka bir olay oldu mu? Maçta abi esvoleybolla oynuyoruz. Onların da hiçbir şey yok ama düşman takımız. Nefret ediyoruz abi onlardan. Onların sahasında oynuyoruz. Biz abi... Aynen burada duralım, kartı verecekler. Biz abi şey yaptık. Sen söyledin. Bunlarla maçı yaptık. Bunları yendik 3-0. Bunlar da 20 maç falan kendi evinde yenilmediler. Açıldığından beri. Biz bunları yendik 3-0. Maçtan sonra da bir itişme kakışma oldu. Bir şey oldu. Zaten maç kanla geçiyor. Kırmızılar havada uçuşuyor abi. Kartlar. Bize şey yaptı. Tartıştık, martıştık, itiştik, bitiştik. Kovga çıktı abi. Bildiğin tekme tokat çocuklarla kavga Allah ediyoruz. Aynen abi. İlk defa mı oldu bu olay peki voleybol hayatında? İlk defa oldu öyle. Berat diye bir çocuk var. O da arkadaşım. İşte onu da antrenörü tutuyor falan böyle. Abi. Kaç takımda mı o? Aynen. Abi de Burak dedi hepsinin anasını avradını falan bize saydırma. Bir duydum abi. Bende şarteller attı. Çocuğu tanıyor zaten. Çocuğu tanıyorum. Ne diyorsun oğlum sen dedim. Abuna iki tane yumruk attım. Hakemler falan yürü, daha kıyamet koptu. Bizi ayırdılar mayırdılar falan abi. Gittim abi kulübe ertesi gün. Bir yazı gelmiş abi. Bu kadar. Antrenör men. Men. Hüseyin men. Nereden men? 3 maç men. Men, men, men. Herkes takım men. Para cezaları havada uçuşmuş abi. Size peki yansıyor mu para cezaları? Yok, o zaman Altepe'deyiz ya kulübe. Şu an olsa yansır mı? Şu an yansır abi. Maaşına yansıyor değil mi? Ben maaştan kesinti yaparım. Bana gece hayatı yaptı. O bu vesaire bunlara karışıyor. Benim zaten gece hayatı abi fena ya. Karışıyorlar mı bunlara? Karışmazlar mı abi? Benim mesela bütün menajerinden tut, antrenöründen tut, oyun bazı takım arkadaşlarıma hikayelerim gizli Instagram'dan. Neden? Ha, görmesinler. Görmesinler, hocaya söylerler diye. Herkes sevmiyor abi yani. Millet, herkes sevmek zorunda peki, değil. Peki yediklerine, içtiklerine dikkat ediyor musun abi? Çok ederim abi. Bayağı ediyorum. Mesela hiç patates kızartması yedin mi? Yediğim zamanlar oluyor. Ama dikkat ediyorum. Dikkat etmem lazım. Yoksa olmaz. Voleybol çok başka bir spor. Çok voleybol yani dünyada sanırım ya ikinci zor ya da üçüncü zor spor dünyada. Abi teşekkür ederim. Bu arada benim kanalın ismi Taksici Alika. Taksici Alika. Evet. Tamam abi. Çok memnun oldum. Ben İzleyeceğim. De. Ne zaman paylaşacaksın? Abi editör şu an burada değildi. Muhtemelen tamam. Haftaya paylaşırım. Tamam. Bu hafta olmasa da haftaya paylaşırım. Tamam. Tamamdır abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Abi hoşçakal. Eyvallah.